Engin Ardıç. Avuçlarını yalarlar. Politik risk sürüyormuş, belirsizlik varmış, siyasi gerginlik devam ediyormuş. 2015 seçimlerinden önce bu durum değişmezmiş. Cumhurbaşkanı seçilmiş olması temel ekonomik zorlukları gideremezmiş. Bunları eş durumundan köşe yazarı yapılmış bir iktisatçı mı söylüyor yoksa emekli Ayşe teyzenin İstanbul sermayesi nezdindeki konsolosu mu yazıyor? Yok onlar bile bu kadar uçamazlar. Moody's adlı kredi inceleme kuruluşu bildiriyor. Önce Fitch adlı kuruluş arkasından da bu. Türkiye'ye kolay kolay kredi vermeyin demeye getiriyorlar. Akılları sıra ümümüzü sıkacaklar. Memleket batmış da haberimiz yokmuş biz bilmiyoruz kefere biliyor. İç politik tansiyon ve belirsizlikler varmış ülkemizde. Yok yahu Acaba Başbakan önümüzdeki hafta atanacağı için mi yoksa Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallandığı için mi? İktidar gidici mi yoksa silkele Kemal düşecekler? Ama bu arada dikkat et de seni de silkelemesinler. Darbe mi geliyor, Fetullah mı huruç ediyor? Yoksa bir CHP MHP koalisyonu mu gündemde? Recep Tayyip Erdoğan'a çatır çatır posta koyan faizleri düşürmemekte direnen Merkez Bankası'nın bağımsızlığı zayıflamış. Mudis öyle diyor. Belki de bundandır. Muhalif basın sazan gibi atladı tabii üstüne. İşte görüyorsunuz batıyoruz adamlar söylüyorlar. Cem Yılmaz'ın güldürüs gecindeki Anadolu rak tarifi gibi. Hadi beni boş ver de Dadaloğlu söylemiş. ''Ne belirsizliği, ne gerginliği hemşerim. Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy verenler, sahiye bir hafta öncesine kadar öyle bir adam vardı, derin bir umutsuzluk ve bezginlik içinde kendilerini denize atmışlar. Bir kısmı gene Hanzolar-Ayılar edebiyatına sığınmış, Erdoğan birkaç zibididen başka kimsenin tartışma konusu yapmaya kalkışamadığı bir seçim kazanmış.'' Milletvekili genel seçimlerine şunun şurasında onay kalmış. Seçim kimin kazanacağını da hiç kimse tartışma konusu yapamıyor. En azgın CHP amigosu bile kendi partisinden umutsuz. 2015 seçimlerinde bir iktidar değişikliği olabileceğini en taraflı basın kalemşörü bile öne süremiyor. Kimsenin aklında en ufak bir soru işareti yok. Her şeyin rengi belli. Türkiye en az 2019 yılına kadar önünü görüyor. E. Neyin belirsizliğiymiş bu? Batı emperyalizmi bu kez uluslararası finans oligarşisi şapkasını giymiş, Türkiye'yi sarsalamaya çalışıyor. AKP içinde ikilik çıksın. Hükümet zayıflasın. Yeni gelecek kadro İsrail'e boyun eğsin, dertleri budur. Veda uçlarını yalayacaklardır. Engin Ardıç, Sabah